var arkadaşlar? Arkadaşlarım. Siz ne iş yaparsınız? Baza yatak imalatı. Baza yatak imalatının şeyi yok beyefendi. Şöyle sağlık. Çıkışlar olacak. T5 güneyi yan yok. Basın ekspres. Sen bu şöyle mi? Yemin misiniz? İyi akşamlar abi. Bizim daha yeni. Pasaport. Evlatlarınızı alattım. Aracı sorduğunca. Eksik yoksa. Böyle bir cam çizim tutar mısın? Evlatlarınızı. Sokağa çıkma yasağı var. Yok, üçümüzün de izni var, o izninle evliyim. Tamam, herhangi bir belgeyle bizi ibraz etsin dışarıda olması gerektiğini. Hanımefendi, bu nedir? Banka kartı, biz size kimlik istiyoruz. O diğer beyefendinin izin belgesini gördük mü? Hanım efendim. Efendim. İsim soy isim alak mıyım? Yelda Ceyhan. Ceyhan. Yelda Hanım sen TC kimlik numarası var mı? 5799. 5799. 4517. Devam bir saniye. 503. Siz o kurumda çalıştığına dair evlat hanımda yetkili merceğe şikayet ettiyorsunuz. İtiraz merceğine itiraz edeceksiniz. Duyuyor musunuz? Yapmak zorundayız. Çünkü siz bize burada çalıştığınız dair herhangi bir evrak sunamıyorsunuz. Bakın, sizin bir yasağı var. Herhangi bir şey ibraz edemiyorsunuz. Kimliğiniz evet. Yanınızda yok. Evet. Evrağınız yok. Doğru mudur? Evet. Tamam. Eğer haksız olduğunuzu düşünürseniz belgelerinizi... Bu sabah bir işlem Bakın Yelda Ceylan yazıyor. Bunun bir önemi yok. Detay söylüyor. TC kimliği var mı? TC kimliği var mı?
Orada kim? TC kimlik var ama dinlemiyorlar. Ceza kağıdı mı? Bu tutanak dışarıda olduğunuza dair ve bize herhangi bir izin belgesi sunmanıza dair tutanak. Biz bunu kaymakamlığa iletiyoruz. Herhangi bir ceza verip verilmeyeceği onlar o merci biliyor. Şuraya iki imza alabilir miyim? Çalıştığınız kurumla ilgili izin belgenizi alıp suç ceza hakimine itiraz edip yukarıda bulunabilirsiniz.